Hepinize selamlar arkadaşlar. Exersu Game Coin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Seri 2 geldi. Seri 2'nin yorumlaması ve ilk sezonu olan yaz sezonunun yani ıslak, ıslak mevsiminin yorumlamasıyla karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 120 puanda Ginger Bread kıyafeti veriyor ve 200 puanda Aventador SVJ veriyor bu seri ödülü olarak. Bunlar haftalık değil, aylık. Yani totalde 120 puan topladığımızda bu kıyafeti ve 200 puan topladığımızda Aventador SVC'yi alacağız. Arkadaşlar bu özel bir araç. Yeni eklenen bir araç. Öyle müzayede de vesaire başka yerde bulamazsınız. Mutlaka 200 puanı tamamlayıp bu arabayı almanızı tavsiye ederim. Ve gelelim yaz sezonuna. Yaz sezonu yani ıslak mevsim görevlerini ve arabalarını görelim. Arkadaşlar 25 puana Mercedes AMG E63 veriyor. Ve 45 puanı ise Maserati 8 GTF şu görmüş olduğunuz arabayı veriyor. Forzoton haftalık mücadeleye geldiğimizde 1993 model Nissan 240 SX SE'yi satın alın ve sürün diyor. Bu arabayı alıyorsunuz, sürüyorsunuz. İkinci görevinde ise 282 km saat hıza ulaşana dek zorlayın diyor. Eğer otobanda zorlayın geçmiyorsa modifiye yaparsınız. Yine 240 SX ile 10 efsanevi drift yeteneği kazanın diyor. Drift yeteneğini kazanmak için efsanevi drift yeteneğini kazanmak için bu arabaya güzel bir modifiye yakışır. Güzel bir drift modifiyesi yaparsınız artık. Veya hazır ayarlardan yükleyin. Yine bu arabayla 4 sokak yarışı etkinliğini kazanarak yarışlara hükmedin diyor. 4 tane sokak yarışı etkinliğine bu araçla girmeniz gerekiyor ve böylece 160 Forzoton puanını elde etmiş olacaksınız. Forzoton günlük mücadelelere geldiğimizde bankayı zorla. 250 bin yetenek puanı biriktirin. Yetenek puanlarını bozmadan 250 bine gelene kadar zaten 500 bine geldiğimizde 10, 10 yıldız alıp bırakıyorduk ya bunu 250 bin yetenek puanına kadar zorluyorsunuz ve bu görevi yapmış oluyorsunuz. Bir sonraki görevinde tek bir eleyici oyununda 3 farklı araç sürün. Yani üç farklı araç sürmek için üç tane droba illa yarışarak araç geçmenize gerek yok. Üç tane farklı drobu da alsanız olacaktır. Üç farklı araç sürün diyor. Bunu da kolay bir şekilde halledebiliriz. Beş telefon kulübesini parçalayın diyor bir sonraki görevde. Genelde telefon kulübesi şehir içinde oluyor. Oraya gittiğinizde telefon kulübelerini parçalayarak halledebilirsiniz. Bir arazi aracı ile kralisi yarış kazanın. Bir sonraki görevimiz. Arazi aracını alıyorsunuz. Kır valisi yarışlarını girip kazanıyorsunuz. Burada zor oluyorsa zorluk kısmından bunu kolaylaştırabilirsiniz. O şekilde çok daha rahat kazanabilirsiniz. Horizon Doğası Karakolu'nda bir fotoğraf çekin. Arkadaşlar bu Horizon Doğası Karakolu'nu hemen göstereyim size. Haritanın alt kısmında şöyle turuncu H yazan yer Horizon Doğası Karakolu. Buraya gidiyorsunuz. Burada bir tane fotoğraf çekiliyorsunuz. 3 farklı etkinlik şablonunu tamamlayın. Arkadaşlar event club'lar vardı. Hemen onu da göstereyim yaratıcılık merkezine giriyoruz. Etkinlik laboratuvarı var. Buraya geliyorsunuz. Etkinlik şablonları. Buradaki şablonların içerisinden 3 tane farklı şablonu tamamlıyorsunuz. Bu şekilde 3 farklı etkinlik şablonunu tamamlamış, tamamlamış oluyorsunuz. Bu görevde o şekilde yapıyorsunuz. 3 araç satın alın. Zaten 3 tane araç aldığınızda bu görevde olmuş oluyor. Forzoton mağazasına geldiğimizde Forzoton mağazasında 600 Forzoton puanına Mercedes-Benz bu kamyonu veriyor. 200 Forzoton puanına Shelby GT500'ü veriyor. 300 Forza Ton puanına Ford Bronco'ya yalnız performans modu olanı veriyor. 400 Forza Ton puanına ise Super Sport Bugatti veriyor. EB110 olanı. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar çok araba olmuyordu. Arkadaşlar yılbaşına özel böyle bir etkinlikle beraber fazlaca araba koymuşlar. Normalde hani daha böyle 100-200 Düşük Forza Ton puanlarında bekliyordum ben. Fakat biraz 600 Forza Ton puanı bu kamyon için çok olmuş. Geriye kalanları aslında iyi. Burayı da geçtik. Deneme raftaki elf. Yani deneme yarışına girdiğinizde şu yeşilli kıyafeti veriyor. Emit Lab süper final sunar. Bu Emit Lab'ı yaptığınızda elfin şapkasını veriyor. Sezonluk playground'da Chevy Bel Air şu arkadaki görmüş olduğunuz öndeki Hunigan değil arkadaki kırmızı olan arabayı veriyor. Tehlike işareti, hız kapanı ve hız bölgesi şans şarkı veriyor. Burada araçların kısıtlamalarına dikkat ederek yapmanız işinizi kolaylaştırır. Sezonluk şampiyonu ise ağacın altındaki oyuncaklarda kırmızı burnu veriyor. Getirdiğimiz müjdelerde 14 Ford Fiesta'yı veriyor ve Patron Yule'de ise Ford Mustang 69'u veriyor. Arkadaşlar bunlar 3 üç, şan, üç yarıştan oluşuyor. Üçünün ortalamasında birinci olmanız gerekiyor. Bu şekilde bu ödülleri alabiliyorsunuz, kazanabiliyorsunuz. Horizon Turu İşbirliği Şampiyonası bende yine tamamlanmış görünüyor. Sebebini bilmiyorum. Siz de <laughs> bunu halledebilirsiniz. Sizde de böyledir muhtemelen. Hazine avına gelince bu hazine avının videosu ayrıyeten gelecek. Burada işte yine ben size patikalardaki tutuştan üçleme için olduğunuz gibi gelin diyor. Bunun üzerine tıklayarak bir ipucuna gidip buluyorsunuz. Ondan sonra size tekrar yeni bir ipucu veriyor. Oraya gidiyorsunuz ve sandığı buluyorsunuz. Ödül olarak 50.000 CR diyor. Keşke bu ödülü göstermese ya da bir araç verse en azından. Sandığı kırınca bulunca bize bir araç hediye diyor olsa çok daha güzel olurdu. Fotoğraf mücadelesine geldiğimizde Mülege Tatil Pazarı'nda 1997 Lamborghini Diablo SV'nin bir fotoğrafını çekin. Bu arabayı alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen gösteriyorum Mülege Tatil Pazarı'nın yerini. Şimdi Mülege Tatil Pazarı yeri bak gördüğünüz gibi buradaki gibi süslü bir yer olması lazım. Böyle Noel ağaçlarıyla falan süslü bir yer. Hemen burayı size gösteriyorum. Haritaya girdiğimizde Mülege'ye geliyoruz. Evet arkadaşlar Mülege gördüğünüz gibi burasıydı. Mülege'de bir tane de bizim böyle Casabella evimiz vardı. Bu evin altında bakın Horizon Harikalar Diyarı diye bir tane yeni eklenen bir yer var. Hemen oraya hızlı bir seyahat edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o fotoğraftaki yere geldik. Böyle bakın ağaçlarla süslü bir yer. Buraya gelip o araçla beraber fotoğrafı çekildiğinizde bu görevde olmuş olacaktır. Evet arkadaşlar Horizon Açık'ta yol yarışına giriyorsunuz. Horizon Açık'ın içerisinde 4 tane etkinlik oluyor. Bu etkinlikten hangisi ise yol yarışıysa yol yarışı, drift ise drift onu seçiyorsunuz. Horizon açık yarış etkinliğini tamamlayın. Yani yol yarışçısına giriyorsunuz ve Horizon açık yarış etkinliğini tamamlıyorsunuz. 25.000 CR ödülünü almış oluyorsunuz. Bir sonraki görev eleyici. Eleyici de yine 30. olarak veya daha iyi bitirin diyor. Burada eleyiciye girip 30. oluyorsunuz. Yani sıralamada 30'a girmeniz yetiyor. Ondan sonra elenseniz de olur. Aylık rakiplerde tamamlamak için temiz bir etap gerçekleştirin. Bu aylık rakiplerde yani çarpmadan sağa sola çarpmadan temiz bir etap gerçekleştirdiğinizde zaten bu 4 sezona da etki etmiş oluyor. Yazda sonbahara, kışa itbara etki etmiş oluyor. Bunu bir kere yapacaksınız. Bütün seri boyunca etkisi devam edecek. Horizon Super 7'ye geldiğimizde Horizon Super 7'de bize Evet bu 7 etkinliği yaptığınızda 7 tane kart var. Burada görevler veriliyor. Bu 7 görevi yaptığınızda size polis sireni kornası veriyor. Araba vermemiş ama bu korna gaya, bayağı güzel oluyor. Troll mürol için veya böyle otobanda hız yapan tiplerin yanına gidip troll yapmaya gayet eğlenceli oluyor. Benim hoşuma gitti. Polis sireni gayet iyidir. Bu görevleri de yaparak bu kornayı almanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şöyle seriye tekrar baktığımızda Burada kıyafet ve arabayı söylemiştim fakat Horizon Güzeli Noel Baba diye bir bölüm daha var. Burası ne oluyor? Burası Forzuton mağazası veya hediye paketi vasıtasıyla arkadaşlarınıza ve diğer oyunculara hediyeler gönderin. Küresel çapta yeterince hediye gönderildiğinde herkes ödüllerini şurada altta yazan kısım görünmüyor. Bak da muhtemelen alacaktır yazıyordur muhtemelen. Ya benim anladığım kadarıyla Burada diyor arkadaşlarınıza ve diğer oyunculara hediye gönderin. Arkadaşlarımıza hediye gönderebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Biraz önce denedim. Arkadaşlar seçeneği yok. Yeni oyunculara var. İşte onur lisesine yeni girenlere var. Yeni bütün herkese var. Bu etkinliğe katılanlara özel var. Yani burada diyor ki Horizon Gizli Noel Baba etkinliğine katılanlara gönderim var. Ama arkadaşlarınıza gönderin veya şu arkadaşınıza gönderin şeklinde bir seçenek çıkmadı. Bu daha sonradan eklenir mi bilmiyorum. Ama burada gördüğünüz gibi bu 120 puan şu ortadaki çizgi vardı ya buraya gelince bize bu kıyafeti veriyordu. Burada da bu hediyeler gönderildikçe insanlar hediyeyi gönderdikçe küresel çapta olduğu için böyle doluyor doluyor. Şu yarıya geldiğinde bu Noel Baba kıyafeti herkese gelecek. Daha sonra tamamı dolduğunda ise buradaki gizli araba gelecek. Bu gizli araba derken hani bu araba sürpriz olarak mı gelecek yoksa bir başkasının göndermiş olduğu yani benim göndermiş olduğum rastgele bu etkinliğe katılanlardan birisine gidecek ya. Muhtemelen bizlerin göndermiş olduğu hediyeler rastgele random şekilde dağıtılacak diye düşünüyorum. Yani herkese aynı araba gelmeyebilir bu etkinlikte. Bunu hep beraber görmüş olacağız. Evet arkadaşlar seri 2'nin ve yaz sezonu ıslak mevsimin sezon yorumlaması ve arabalarını görmüş olduk. Bir sonraki Forza Horizon 5 videosunda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bay bay.